Sayın Başkan, teşekkürler. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 2020 kesin hesap ve 2022 bütçesinden geriye kalanları konuşacağız. Ancak konuşmama geçmeden önce başka bir konuya değinmek istiyorum. Bugün barınamıyoruz diyen ve Ankara'ya gelerek seslerini duyurmak isteyen bir grup, yaklaşık 100-150 kadar öğrencinin hukuksuzca gözaltına alınmasını buradan kınamak istiyorum. Değerli milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı için bütçeden 62 milyar 531 milyon lira ayrılmış. Ancak döviz kurlarındaki hızlı yükselişle birlikte bütçenin yarısına yakını da artık yok hükmünde. Yani olmayan bütçe üzerine konuşacağız. Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı büyük bir yatırım bakanlığı, büyük bir bütçeyi yönetiyor ve Sayıştay raporları da çok çok dolu. Şöyle gördüğünüz gibi Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri, Sayıştay raporları böyle. Ve neyle dolu? Yandaş şirketlere yapılan milyarlarca lira fazla ödemelerle. Şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü yapılan milyarlarca liralık ihalelerle, usulsüz yapılan indirimlerle dolu. Şimdi Bakan Bey Plan Bütçe Komisyonu'nda akşama kadar Sayıştay raporlarıyla mı uğraşacağız gibi bir şey söyledi. Geçen yılda bunlara benzer şeyler söylemişti. Bunlar bulgudur demişti. Bu bütçe Bakan Bey'in ikinci bütçesi ama bakanlığıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluklara dair nereye hesap vereceğini de hala öğrenemedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap vereceğini Sayın Bakan'a buradan iletmek istiyorum. Ulaşım hakkı önemli bir insan ve yurttaşlık hakkıdır. Yapım maliyetleri bütçeye gereksiz yükler getirmemeli, sürdürülebilir olmalı, geleceği de öngörerek hazırlanmalıdır. Peki bizde nasıl ülkemizde? Örneğin Sayın Bakan komisyondaki konuşmasında Cumhuriyet'in ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi vizyonuna sahip çıkıyoruz dedi. 19 yıl oldu, demir yollarını yeni hatırladılar. Türkiye'de yük ve yolcu taşımacılığı %88 oranında hala karayoluyla yapılıyor. Demir yollarının yük taşımacılığındaki payı %4.96'da, yolcu taşımacılığındaki payı ise %1'de kaldı. Yürüttüğünüz demir yolu projelerini skor kaygılarıyla yaptığınız için yeterli denetim olmadan güvenlikten yoksun olarak hızla hizmete alındı ve birçok kaza yaşandı. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Çorlu tren kazası bunun acı bir örneğiydi. Yani planlamadan yoksunsunuz. Bir başka konu, önemli konu, maliyetler. Kamu özel işbirliği finansman modeli tercihiniz ile bütçede kara delik açtınız. Bütçeye en büyük yükü uyguladığınız soygunun düzenini getirdiniz. Kamu özel işbirliği proje modelinizle yandaş şirketlere ulaşılamayacak sayıda araç geçiş garantileri, uzun işletme süreleri, hazineden borç üstlenim garantileri verdiniz. Örneğin 7 büyük karayolu projesinde verdiğiniz garantiler proje yatırım tutarlarının %156'sı. Bu fahiş bir garantidir. Böyle bir şey hakikaten olamaz. Bir diğer örnek, çarpıcı bir örnek, Kütahya Zafer Havalimanı. Bu proje sizin yüz karanız olan bir projedir. 2012'den bu yana hizmet verdiği yolcu sayısı, verdiğiniz yolcu garantisinin %4'üne ancak ulaşmış ve hiç uçamamış yolcular için şirkete yapılan garanti ödemeleri de yaklaşık 52 milyon euro olmuştur. Şirketin açıkladığı havalimanı yapımı zaten 50 milyon euro. Yani şirket maliyetini çoktan çıkardı. Üstüne de 2044 yılına kadar hazine garantisi almaya devam edecek değerli arkadaşlar. Ve şirkete 23 yılda en az 208 milyon euro garanti ödemesi yapılacak. Bu olay uluslararası hukukta geçen tiksindirici, gayrimeşru borç olayının en güzel örneklerinden, aslında en kötü örneklerinden biridir. Her durumda şirketlerin lehine işleyen bir tezgah ile tüm ülkeyi yıllarca ödenecek ağır bir borç yüküne soktunuz. Biz yatırımlara elbette karşı değiliz ama bu anlayışa karşıyız. 2022 bütçesinde kamu özel işbirliği ulaşım projeleri için ayrılan toplam garanti ödeneği de yaklaşık 22 milyar TL.
Bu ödemeler Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden yapılıyor. Bunun yaklaşık 21 milyarı Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden yapılıyor. Ama dövizdeki artıştan dolayı bu hesaplarda tutmayacak. Sayın Bakan burada değil galiba. Bu projelerde 2024 yılında gelir gider dengesi başa baş noktaya gelecek dedi bütçe komisyonunda. Ancak bu da ancak bu artışlarla bir hayal olarak kalır. Sonuç olarak sizin döneminizde Ulaştırma Bakanlığı bir kamu zararı bakanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğü de duyunu umumiye dönüşmüştür. Kamu özel işbirliği projeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından acilen soruşturulmalı. Bu yatırımlara verilen tüm garantiler gözden geçirilmeli. Sözleşmeler Türk lirasına çevrilmeli ve acilen devleti uğrattığınız bu zararlar giderilmelidir. Biz iktidara gelince tüm bu söylediklerimizi yapacağız. Ulaştırmada değinmek istediğim bir iki konu daha var. Tabii ki Kanal İstanbul. Bakan Bey yine komisyondaki konuşmasında 1930'lara kadar gitti. 30'lu yıllarda Türk boğazlarından geçen gemi sayısı 3000 seviyelerindeydi. İşte bugün 43 bin gemi geçiyor boğazlardan dedi ve kanala çok ihtiyaç olduğunu vurguladı. Sayın Bakan'a şunu sormak isterim. Neden 2007 yılında boğazlardan 56 bin geminin geçtiğini bugün trafiğin 43 bin gemiye düştüğünü ve dolayısıyla 14 yılda %24 azalma olduğunu söylemiyorsunuz. Artık herkes biliyor ki Kanal İstanbul bir rant projesidir, bir ulaştırma projesi değildir ve yapamayacaksınız. Ayrımcılık ve kutuplaşmada da hız kesmiyorsunuz. İstanbul'a Ulaştırma Bakanlığı'nın metrolarında İstanbul'da yine bakana sormak istiyorum. M yerine tabelalara U koyduğunuzda ne değişti, ne oldu acaba? Yani ağlanacak halimize gülmek gerekiyor. Şimdi Haziran 2017'de bitmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistiyle ilgili soru önergem vardı. Cevaben geçen 7 yılın üstüne pandemiyi bahane gösterip bitiş tarihi olarak 28 Aralık 2021'i vermişti Sayın Bakan. Şimdi 28 Aralık'a 16 gün kaldı. İkinci pist inşaatı ne durumda? Tamamlanmamasının gerçek nedeni ne? Yeni kazaların olmasından hiç endişe duymuyor musunuz? Çünkü 2020'de bir uçak düşmüştü ve 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Değerli milletvekilleri, biraz da milli eğitim bütçesine değinmek istiyorum. Ülkemizde eğitim en sorunlu alanlardan biri haline geldi. 19 yılda iktidarın temel eğitim politikası politikasızlık oldu. Sayın Bakan, 19 yılda gelen 8. Milli Eğitim Bakanısınız. İlk açıklamanız benden reform beklemeyin oldu. Yoğurdu üfleyerek yemeye karar verdiniz yani diye düşünmek lazım. Çocuklarımız sosyal, kültürel ve akademik anlamda 19 yılda geleceğe hazır hale gelmekten, değerlerimizden tamamen uzaklaştılar. Dünya ülkeleriyle rekabet edemez hale geldiler. Her defasında ne diyor sayın iktidar mensupları? Bütçede en çok payı eğitime ayırdık. Ancak öyle mi? 222 milyar 136 milyon lira olan MEP bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki büyüklüğü personel giderleri ve sosyal güvenlik devlet primi giderlerinden kaynaklanmakta. Bu oran %81. Geriye kalan bütçenin %19'u yani 42 milyar. Onun da kur karşısında zaten 20 milyarı eridi. Ortada bir bütçe falan kalmadı. Diğer yandan biliyoruz ki geçen yıllarda da bütçenin tamamı bakanlığa kullandırılmadı. Sayın Bakan, bu yılda öyle olursa bu bütçeyle bırakın reform yapmayı olanı bile sürdüremeyeceksiniz. Devletin nitelikli eğitim yurttaşlarına eşit bir şekilde sunması bir haktır. Ancak siz ülkeyi layık, demokratik, bilimsel eğitimden bilerek ve isteyerek uzaklaştırdınız. Eğitim bütçesini bilerek ve isteyerek azalttınız. Eğitimi piyasaya terk ettiniz. Çocukları ideolojik olarak şekillendirme hedefi politikanız oldu ve vakıf ve cemaatleri eğitiminize de ortak ettiniz. Şimdi ama hiç kimse endişelenmesin. Bu millet, bu gençler sizi bu sandığa gömecek.
Biz iktidara geleceğiz ve eğitimde nitelikli, niteliksiz okul ayrımını ortadan kaldıracağız. Anaokulda dahil zorunlu kesintisiz eğitim sistemini oluşturacağız. Sokakta yaşayan, çalışan çocukların da okullaşmasını sağlayacağız. Köy okullarını açacağız. Yetersiz olan ve talep görmeyen meslek ve teknik liseleri arttıracak ve verimli hale getireceğiz. Öğretmenlik mesleğinde kategorileri kaldıracağız. Tamamlayalım lütfen. Tamamlıyorum. Ücret ve haklarda eşitliği sağlayacağız. 3600 ek göstergeyi öğretmenlerimize vereceğiz. Öğretmen meslek kanununu çıkaracağız. Bu ülkenin gencecik öğretmen adaylarının atanamadığı için inşaatlarda çalışıp iş cinayetlerine kurban gitmesine izin vermeyeceğiz. İhtiyaç olduğu halde atanmayan tüm öğretmenlerimizin atanmasını sağlayacağız. Uzman öğretmen ayrımını kaldıracağız ve Türkiye'nin önceliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da eğitimdi. Bugün de önceliğimiz eğitim, gelecekte de öyle olacak. Biz çocuklarımızın gözlerinde umudu yeniden parlatacağız. Bu millet, bu gençler sizi affetmeyecek. Ve son söz olarak da şunu söylüyorum. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan genel kurulu saygıyla selamlıyorum.